İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki seçim sonuçları, sizin aldığınız oy oranları Türkiye gündeminde de dikkat çeken bir şekilde diğer illerle karşılaştırılıyor. Yani İzmir'in normalde aslında bu konjonktürde daha altlarda oy alması gerektiğiyle ilgili genel değerlendirme yapanlar oldu. Hem araştırmacılar hem genel durum itibariyle siyasi, siz de kampta yaptınız zaten birçok Evet. değerlendirmede. İzmir kaybedenler veya oyları düşenler listesinde gözükmüyor anladığım kadarıyla. Yani 2019'a göre bir puan bir düşüş var. 2023'e göre baktığımızda 2023 oy sonuçları, 2023'teki Cumhur İttifakı'nın oy oranı ile baktığımızda 2023 Cumhur İttifakı'nın oy oranı 30,5. Cumhurbaşkanımız oy oranı 31 ilk turda. Biz Büyükşehir'e 37 aldık. Yine işte Büyükşehir Meclis, yani ilçe meclisleri, Büyükşehir değil de ilçe meclislerinde AK Parti'nin aldığı oy 809 bin. Büyükşehir'de 977 bin. Burada bir 170 binlik bir fark Evet, sizin bazı ilçelerde açıkçası. aldığınız oylar var yüksek adaylardan. Evet, yani adaylar da bizde fazla aldığı yerler Doğru. var. Yani sonuç olarak biz, yani bir ekip olarak ben her seferinde şunu söyledim o zaman da. Sadece ben Büyükşehir adayı olarak değil, ilçelerde de çok güzel adaylarımız var. Yani şöyle logoları bir kenara koyup adayları yarıştıralım bu seçimde. Dediniz. Ve adaylar üzerinden bakalım. Adaylar üzerinden değerlendirme yaptığımızda yani bizim ilçe adaylarımızın ilçelerinde çok daha iyi belediye başkanlığı yapacağını düşündüğümü ve buna göre inşallah yani İzmir'in bir tercihte bulunmasını arzuladığımızı ifade ettik. Tercih bu şekilde tezahür etti. Yani kampanya dönemi itibariyle de keyif alarak çalıştığımız, gerçekten büyük bir zevk aldığımız, hem kampanya dönemindeki ortam Evet, videolar hem de özellikle Alsancak, Kıbrıs şehitleri onlar çok konuşuluyor. Dışarıda Türkiye gündeminde ağırlıklı olarak onlar var değil aslında mi? 70 günün neresi? Her gün orada geçirdik zannediyorum millet ama. Evet. 70 günde tabii ya yani her ilçeye 4-5 defa gittiğimiz oldu. Yani Gümüşbala'ya da gittik. İşte Evet. Tepecik'te de Ege Mahallesi'nde de bulunduk. Yani şöyle söyleyeyim. 70 günde yani her yere gidemezsiniz. Mutlaka. Her yerde bulunamazsınız. Ben hep dediğim gibi benim sadece 70 güne sığırlamıyorum kampanyamı. 12 yıl artı 70 gün diye ifade ediyorum. Ama bunun yanında 70 günde de sembolik anlamda şuraya gidemedim diyeceğim bir şey olmadığını düşünüyorum. Şöyle söyleyeyim. Her ilçeye bir kere birer kere Gittiniz. gittik. İkişer, üçer kere gittik. İlçelerde neye dikkat ettik? Bir kere yani hakimiyetimde olduğu için ilçelere merkez, bir kere o ilçenin merkezi, yani örnek Gaziantep Abdullah Arda Meydanı. Bornova'da merkez. Bornova merkez. Karşıyaka'da çarşı. Bayraklı'da Sevgi Yolu. Buca'da Forbes, Menderes Caddesi. Yani merkezi olan neresi derseniz. Buralarda mutlaka öyle bir saatlik, yarım saatlik değil, uzun 3 saat, 4 saatlik yürüyerek, insanlarla temas ederek, dokunarak. Ama sadece merkezde değil, merkezin yanında yine bunun çeper denilebileceği Yerler. yerler. Yani Gaziemir'de mesela Sarnıç. Yani yine çeperlerde dolaştığımız yerler oldu. Buca'da işte Kozağaç, Yıldız Mahallesi, diğer taraftan Göksu buralarda. Bornova'da işte Mevlana, Evet. Doğanlar, Nalköy'e gidemedik gerçi. Nalköy'e çok gitmiştim daha önce ama bu seçim döneminde fırsat olmadı. Çamdibi, işte Bayraklı'da Gümüşpala, Karşıyaka'da Latife Hanım Mahallesi ya da Cumhuriyet Mahallesi, ikinci çarşıdan sonra ikinci merkez Bostanlı. Şey olarak ayakkabıcılar sitesi mesela, yani Evet, gıda çarşısı. nakliyeciler sitesi, gıda çarşısı, mobilyacılar çarşısı. Yine bütün mobilyacıları gezemem ama mobilyacılar çarşısında bir bulunmak, orada oradaki durumu işte bu anlamda bakıyorum. Organ sanayi bölgelerinde hepsi gidemezsen de bir iki organ sanayi bölgesi, spor kulüpleri, odalar, odalardaki toplantılar, işte iş dünyası noktasına baktığınızda yani önemli iş dünyası derneklerinde SİAD dediğimiz Evet. yani ESİAD, yani EGİAD, İSSİAD,
hepsiyle açık toplantılar, açık açık bütün İzmir'i konuşmak. Yani adalet döneminde onu yaptığımız gibi Allah nasip et başkanlık olsaydı aynı devam edecektik. Aynı şekilde birlikte bu istişareyi sürütecektik. Nasip olmadı. Evet.